Volley'nin içerik token'ı fan token ön satışları bir tek başladı ve 25 Ağustos Perşembe saat 13'e kadar da devam edecek. Eğer sen de premium içerikleri izlemek, forma maç bileti kazanmak, voley yorumcularıyla tanışmak ve hatta onlarla maç izlemek istiyorsan bir tek e gir ve fan token'ını al. Bu ve diğer sürpriz gelişmeler için de fan token'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma. Benim yanlış anlaşılmasın daha 7 Eylül mü hocam son transfer tarihi? Hı hı. 7 8. Eylül. 8 mi? 8 evet. Eylül'e kadar Galatasaray'ın transfer yapacağı ve ana kadrosu esas genel şey ideal kadrosu oluşacağını düşünenlerdi. Evet. Ama 3 maçtır bakıyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe için söylediğimi Galatasaray'ın oyun formatı için söylüyorum hocam. Etkili, planlı, işlemiş bir oyun görmedim ben 3 haftada. Hı hı. Skor 2 galibiyet evet bir kendi içine de mağlubiyet ama oyun anlamından benim penceremden bu. Kaçırdığım, senin farklı yakaladığın, bir istenen oyun görünen ortaya çıkan ve bir oyun bunun uygulanışı bölüm bölümde olsa var mı senin rastladığın? Yani niyetler niyetler, ha, niyetler yavaş yavaş belli oluyor. onu Nedir mesela Galatasaray'da Okan Burun, oyuncular tamam daha ideal isimlere belki kavuşacak kadro ama. Evet. Hocam Galatasaray takımı rakip yarı alana yerleştiğinde, rakibe oyunu kurdurmamak için sert bir baskı yapabiliyor öndeki dört oyuncusuyla. Evet. Hatta buna Oliviera da çok hareketli olmasa da Oliviera ve Torreira da muhakkak dahil oluyorlar. Rakip yarı alanda kaldığında ben e, özellikle Boy ve Van Aanholt'un Kerem ve Yunus'a da dubleze geldiklerini, yakın oynadıklarını görüyorum. Şimdi boy üretken bir oyuncu değil. Olmadı da. Ama ben 3 maçtır boyda geçen seneye göre bir fark görüyorum. Evet. Yunus'un arkasında. Yani rakip yarı alanda daha fazla top kazanan bir boy var. Bu boyun ben bu sene karar verdim. Evreka işte <laughs> Yunus'un arkasına gidiyorum demesiyle olmadı Olmaz. muhtemelen. Okan Hoca istedi bunu. Yani bekleri biraz daha istiyor, çıkardı. Bir şekli olarak, rakip yarı alandaki yerleşim belki de böyle dizayn etti. Bu bir. Yani görüntülerden bir tanesi bu. İki, soru şu. Beş, Galatasaray oyunu geriden kuracak. Boy, Nelson, Abdülkerim ve Van Arnold var. Nasıl? Geriden oyun kurarken. Evet. Baskı da var. Hı hı. Zor işleri. Neden zor? Ee... Sadece zor mu yani? Bence çok zor. <laughs> çok çok, yani, çok zor şu dağılımla ve evet. şu ıı, profille konulması çok zor. Çok zor. Sence hocam, niye hocam? Şimdi Galata, Galatasaray'da benim gözlemim şu. Ne Olivier? Pardon hocam, ya, bir şey sorabilirim. Geçik gelecekse sene, geç, geçen senele birleşmek için söylüyorum. Neydi en büyük sorunlu Galatasaray'ın orta sahada Taylan'la Berkan'la top alıp dönemeyen yani evet. oyuncularıydı. Bugün evet, bugüne gelindi. Evet. Şimdi bugün de ben hayretler içerisinde izliyorum. Bakın Torero hakikaten pasördür yani. Yıllarca izledik bildiğimiz oyuncu yani. Hı hı. Pasördür bu oyuncu. 5 2'de ortaya girmez. Girmez. O bir kere yüzdesi müthiş yüksek. Pas yüzdesi müthiş yüksek. Aynen öyle. Hocam Oliviera da pasör olarak fena değildir. değil. Bakın yapayım. biraz gittik geldi var bana yani. Ya. E, oli, yani. Eski Oliviera değil. Onu görüyorum yani. Ne eski hareketliliğinde ne eski üretkenliğinde. Ama hocam bu oyuncular oyunu kurar bunlar yani. Kuramaz değil. Ama sorun şu ki Galatasaray burayı emniyetli boşaltamıyor. Yani Oliviera da, Torreira da, Emre muntazam top almadılar 3 maçtır. Sebep rakip baskısı mı? Hayır. Hocam bakacaksınız. Olmuyor. Yani oyun geriden kurulamıyor. Bakın ilk yarı boyunca Galatasaray bir tane oyun kurucu pası attı. Hatırlıyor musunuz? Kim attığını? Ben hatırlatayım. Muslera. Bir kere oyun kuruldu. İlk yarı boyunca. İlk yarı. Sadece bir kez oyun kuruldu zaten. Onu da Mustere kurdu. Zaten müthiş top kayıpları dedi evet. bir ilk yarı çok kalitesiz bir ilk yarıydı kabul edin. İkinci yarı tamamen Galatasaray. Evet. evet. Muslera kurdu bir tek. Ama bit, kaleci önemli değil kurucu evet. Bir bir tane uzun oynadı Mustere. Pozisyon, Pozisyon oldu. oldu. Galatasaray kaleye gitti. Buradan oyun kuramadı. Bakın şimdi Galatasaray Ama orta niye, sahası. Niyet Galatasaray, Galatasaray kurmak. Evet. Doğru mu hocam? Galatasaray orta sahası ele, eleştiri alacak bu oyuncular. Yani yapamıyorlar. Alıp dönemiyorlar. Oyunu kuramıyorlar. İşte Yunus'a, Kerem'e, Seferovic'e e, yeteri İlkine kadar olanak imkan sağlamıyorlar denecek ama bence bu, bu, bunlar üçü günahsız. Ya bunun zaten günahı yoktur da. Yani kuramayan... <laughs> Oyun kurulumunda günahsız Oyunu kuramayan arkası. Sen öyle mi düşünüyorsun? Hocam, hocam? çok açık görüldü. Çok açık görüldü. Yani normal şartlarda hocam Torero ve Olivier'in bir oyunu rakip bir takımı rakip yer alana yerleştirene kadar hani pasta eksik kalmaları mümkün değil. Bunlar bildiğimiz oyuncular. Şimdi nereye geliyorum? Hocam Marcao'nun ne kadar özel bir oyuncu olduğu aslında gittiğinde daha çok anlaşıldı. Şeyi hatırlıyor musunuz? Marcao Galatasaray taraftarı için bir e, sevimsiz bir, bir oyuncu olduğu dönemi, ilk geldiği günleri ya bu kadar para verilir mi ikincilik oyuncusu diye. Hatırlıyor musunuz? Sizle e, Marcao'nun en ağır eleştirileri aldığı dönemde bir programda, Bin Teknik'te sadece Marcao'nun oyuna girişleri ve oyunu nasıl kurduğunu anlattığınız böyle 7-8 dakikalık bir görüntü göstermiştir. Hatırlıyorum. hatırlıyorum. Seçip. Hatırlıyorum, hatırlıyorum gider. 2-3 maçtan hem paslı hem alır. giderek yaptığı oyun kurumları vardı. Yani ya çıkar, ya çıkar. topla ve kaybetmez. En kötü faulü çaldırır yani. Kalçasında Hı. yer ve faulü çaldırır, alır faulü. Ya Hı. da çok muntazam o, o atak başlatan Hı. anahtar paslar atar. Bakın şimdi o yok. O olmayınca Nelson'un bakın stopercilik tarafı tamamdır. Ama oyunculuk defoları da çıkmaya başladı. Olmuyor. Bakın Galatasaray iki tane pozisyon verdi. Son iki maçta. Yani rakibine üstünlük vererek değil. Birini Abdülkadir görmediği yere döndü. Diğerini Nelson görmediği yere döndü. Bu maçta da Nelson görmediği Muslera'ya dönerken kaptırdı ve şey kaleye gitti rakibi. Evet birinde bir sıfır kaybetti. Bu sefer olmadı. Evet. Yani bu ciddi bir defo. Yani bence Galat yani geçen hafta da söyledim. Galatasaray'ın arkaya mutlaka oyuncu alması ama gerekiyor. Ama enteresan bir şey söylüyorsun hocam. Geçen evet. sene yine oyunu kuramayan ve oyunu yüzüne dönemeyen bir Galatasaray, Hı -hı. doğru mu? Evet. Bu sene de aynı. Şu ana kadar 3. hafta. farklı. Sebepleri farklı. Sebepleri farklı. Öyle diyorsun. Tabii. Doğru mu anlıyorum hocam? Birinde orta saha profil oyuncu profili Taylan ve Berkay evet. gibi hakikaten işleri kolay değil beceri anlamında oyun anlamında. Evet. Ama Toray ile Oliveira bu işi yapar diyorsun. Yapar diyor hocam ama yine ha, bir yani. sorunu. Savunmadan çıkıştı. Evet Doğru Çıkamıyor Galatasaray evet. oradan. Peki nasıl çözebilir bunu? Transfer, Transfer gerek, Alternatif hocam. oyuncuları kim? Stoperde. Şu anda mevcut kadroda var mı? Şöyle bir bakalım istersen hocam. Luyendama falan var işte. Luyendama da? Yani tamamdır diye mesela oyun kurulunda. Ya yani. birçok konuda tamamdır diyemeyiz yani. Galatasaray'ın yani oyunu geriden kurmada yardımcı olabilecek bir stoper ihtiyacı var. Biri gitmiştir. Bakın hangisi olduğu hiç önemli değil. Evet. Yani sağ stoper mi sol stoper mi olduğu hiç Peki, önemli değil. Birincisi bu var. özelliğiyle düşünüldü mü acaba Konyaspor'dan alırken? Hocam Abdülkerim Konya için oyunu kurmada fena bir oyuncu gibi görünmedi ama Ama daha oyunu uzun Konya'da kuruyorlar. Oyunu. Yani. oyunu Konya'da kurmakla Galatasaray'da, Galatasaray'da kurmak arasında fark var. Fark. Aynen öyle hocam. E, o zaman bir stoper ihtiyacından bir oyun kurulumunda ciddi ihtiyacı olduğunu Kesinlikle ihtiyacı var. Daha çok Santifor konuşuluyor Galatasaray'da. Hücuma da oyuncular konuşuluyor. Benim gördüğüm transfer anlamında söylüyorum. Tabii o da var. Yani ben ama öncelikli ihtiyacının arkada olduğunu düşünüyorum. Önce orası. Ondan sonra... Seferovic, Gomit, Santifor'u bana yeterli gibi. Bir de Mertens geldikten sonra ucunda... Yani çok da eksik. Düşünmüyorum Galatasaray'ı ben. Bilmiyorum. Yanlış mı bir yerden, pencereden bakıyorum. Hocam Galatasaray'ın kaç maçı kaldı? Kaç oldu? Unuttum. 3 maç oynadılar hocam. Evet. Kaç kaldı? 19. 38'den 20. çıktık. 35, 35 maç kaldı. 35 maç Yani Türkiye kupasını kenara koyuyorsa hı hı. sadece 35 maç var. Evet. Yani yani Avrupa, yok. yok. Avrupa yok. 35 maçta Gomis'le ile Mertens artı Seferovic. Soru şudur. 35 maçta bu ikili bizi idare eder mi? Etmiyor deniliyorsa almalı. Ama edeceği düşünülüyorsa da 35 maç için Yatırım yapılır mı yapılmaz mı bilemedim. Çünkü ciddi... Yani hakikaten üst düzey ciddi yatırımlardır. Dünyada da böyle. Hocam yani. en pahalı mevkidir santifor Hocam, mevkisi. En pahalı mevkidir.